Evet dostlar hepinize merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerden gelen bir sürü soru var. Ekip bizim sayesinde bunları toparladı böyle bir A4 kağıdında oluşurdu. Tek tek üzerinden geçmeye çalışacağım sorular için. Mesela başladığımızda iPhone 11 sıvı teması tamiri var mı demişler. Aslında şu soruluyor. iPhone'larda sıvı teması var mı? iPhone'dan su geçiriyor mu? Aa iPhone su geçirir mi? Gibi satış esnasında çok soru oluyoruz. Arkadaşlar her cep telefonunda olduğu gibi her elektronik eşyada olduğu gibi elektrikte su da olduğu gibi bütün elektronik eşyalar geçirir. Özel ürünler hariç hani bu şey var ya askerin kullandığı işte yer atıyor. Çamur oluyor, hiçbir şey olmuyor. Onların dışındaki tüm cihazlar maalesef su geçiriyor. Ama işte bir IP sertifikası var biliyorsunuz 8, 9, 10 neyse ona sıflanıyor. Ee, bazı cihazlar diğer cihazlara göre, diğer telefonlara göre suya daha dayanıklı oluyor. Yani asla su geçirmez değil, suya dayanıklıdır. Evet Söylüyorum tekrar, iPhone cep telefonları ve diğer cep telefonlarımız suya daha dayanıklı yapılmaktadır zaman geçtikçe. iPhone 11 cep telefonu suya düştüğünde şöyle bir şey oluyor. Sıvı temasının nereye ne kadar gittiği çok önemli. Biz kullanıcıdan sıvı temaslı bir cihazı tamir için teslim alırken e, mutlaka şu bilgiyi veriyoruz. Suyun nereye ne kadar gittiğini öngöremediğimiz için bilemediğimiz için teknisyen arkadaşımız mutlaka cihazın içini açıyor, bakıyor. İşte anakart mı ıslanmış, pil ıslanmış yoksa sadece titreşim ıslanmış, hafif bir su mu yoksa çok ciddi bir sıvı teması mı? Ona göre fiyat veriyoruz, garanti veriyoruz. Garanti de şöyle mesela diyoruz ki işte biz bunu yaparız e, ama 3 ay garanti verebiliriz. E, bu cihazı yaparız, garanti veremeyiz. Ya da bu cihazı yaparız, bu çok az sıvı görmüş, hiçbir şey olmaz. Uzun süre rahat rahat kullan, atmana gerek yok şeklinde kullanıcıya bilgi veriyoruz. Kullanıcı onaylarsa ondan sonra yapıyoruz. Genelde çok yoğun sıvı temaslarında süre de geçmişse ve başka telefoncularda da çare aranmışsa, yap yaptırılmaya çalışılmışsa maalesef işimiz biraz daha zorlaşıyor. En sevdiğimiz sıvı teması tamirleri suya düşmüş. Denize veya tat suya. Ondan sonra bize gelmiş, biz açıyoruz, içindeki sıvıları temizliyoruz, anakarta müdahale ediyoruz. Ondan sonra tertemiz teslim ediyoruz. Ama dediğim gibi ekran içinde sıvı varsa bunun maalesef tamir olamıyor. Ekran değişmesi lazım. Anakartta çok yoğun bir sıvıdan dolayı oksitlenme varsa maalesef biraz daha zorluyor gibi gibi. Sizlerin de iPhone 11 sıvı teması tamir ihtiyacınız olduğunda bizden destek alabilirsiniz. Arkadaşlarınız 0537 958 02 telefon başında hazır bekliyorlar. Siz aradığınızda resim attığınızda buyurun gelin diyerek ya da İstanbul dışındaysanız kargo göndererek bu tamir deneyimi yaptırabilirsiniz dostlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle aşağıda bir yerde abone ol tuşu var. Bir de zil var. Zile basarsanız seviniriz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.